Peki hiç vaktin yok ama Survivor'a bir uzun zaman ayırdın. Orada bayağı vaktim de oldu bu arada. Hiç vaktim yok dedim ama. Kaç gün? 112 gün. 112'de 116 gün. Ya 4 gün için mi? Evet. Allah aşkına Gökhan Kusura ya. bakmayın. Hayır hayır. Alicim kusura bakma. 116 gün. Ama doğruyu söylemek zorundayız. Peki nasıl kabul ettin? Nasıl başladı o macera? Ben mesela her programda bir tane fobimi açıklıyorum. İşte yükseklik korkusu, işte kalabalıklık korkusu vesaire vesaire. Yani adada yaşamak övdüğümden değil. Çok zor bir iş. Hakikaten çok zor. Ya ben zor olduğunu biliyordum ama bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum hakikaten. Enteresandı. Ya gitmem de zaten hani Survivor aklımda olan bir şey değildi. İşte hiç vaktim yok şarkı çıktığında televizyon programında işte PR için konuşurken o zaman 3 adam programı vardı hatta işte Talk Show biliyorsundur. O zaman kalkmadan Tam önce hatırlayamadım ya. yani Tam hatırlayamadım. Senden iyi olmasın diye. Onlar da sevgiler. Onlar aynen. Onlarla konuştuktan sonra bir anda ertesi gün görüşmek istediler. Hani konuk için konuşurken bir anda işte Acun abiyle toplantı yaptık ertesi gün. Bir hafta sonunda işte düşündükten sonra Acun abiyle konuşunca Survivor'da buldum kendimi bir ay sonra. Senin daha önceden böyle çok çılgın sporlar yaptığın bir hayatın var mıydı? Yok. Ya Hiç ben yok. kendim için spor yapıyordum. Hani Doğru, vatan için spor yapılmaz zaten. tabii yani hani Doğru söylüyorsun. Yani insanlık için spor yapan var mı? Atlet olurdun o zaman. Ha yani özel bir şey çalışma yapmıyordum. Yani böyle hardcore bir spor çalışması yapmıyordum. Hazırlandın mı hiç? Yani ada Son koşul. bir ay. Ne yaptın? Ne yaptım? Hasan Yalnızoğlu, ona da buradan selamlar. Kim? Hasan Yalnızoğlu, eski Survivor'lardan. Öyle Çok mi? eski de abimdi, çok da severim. İşte iş belli olduktan sonra Hasan abiyle konuştuk. Abi dedim böyle böyle gidiyorum ben, beni çalıştırır mısın? O beni işte yaklaşık 3-4 hafta boyunca çalıştık. İşte onun bir spor Ne salonu var zaten. yapıyorsunuz? Yani ada Sana söyleyeyim hayatına mi? alışmış. Parkur çalıştık. Böyle sandalyeleri falan koyduk. Ondan sonra işte pilates topları onları atlayıp zıplayıp Yaradı falan mı? filan. Yaradı tabii. Adada Yani pilates topu yok. meyvelerini yok tabii de ama orada işte bir ne bileyim bir şeyin üstünden artık ne varsa onun üstüne atlıyorsun. Biz orada tabii kendi olanaklarımızla yapmaya çalıştık. O tabii daha önceden tecrübe ettiği için yani gösterdi işte ufak bir parkur yaptık kendimizce. Orada çalışarak son bir ay kondisyon ağırlıklı çalışma yaptım. O çok büyük etkisi oldu bana tabii ki. Şey yapar mıydın böyle mesela hani ormanlarda işte konaklama, çadır kurma böyle bir şeyin var Yok, mı hiç? yok. Öyle bir durum Aynı çadırda olmadı. insanlarla yaşamak falan. Orada nasıl kalıyordun? Yani açıkta mı Abi. kalıyordun, çadırda mı kalıyordun? Yok, bizim bir barakamız vardı zaten. İlk barakada kalıyorduk. Zaten ilk günler. Yani o sırt ağrısı falan anlatamam size öyle bir yani öyle bir ağrı yok. Kaçıncı gündü? 30. gündü. Biz sucuk ekmek ödülünü kazandık. O gün fare bastı Nasıl ya? barakayı. Tabii fare gelecek gelecek diyorlardı da hani biz hani bakıyoruz ses Nasıl, mes hiçbir fare şey yok. gelecek diye haber mi veriyorlar? Ha yani belli bir zamandan sonra yani orada artık barakada Yabani fareler. şimdi fare yemek artıklarına işte neyse işte kokuya mokuya geliyor. İlk başlarda kimse yemek yeme bir şey yok. Zaten ilk günler fare gelmiyordu. Biz de olan hani gelecek mi falan filan diye bekliyoruz hani. Çünkü bir yerden sonra geliyor diyorlardı. Fare nedir? Arada böyle kültürel sorularım olacak. Buna hazırlıklı olun. Yok dikkatli olun. Geçen uçak nasıl havada kalıyor? Ve gemi nasıl denizin üzerinde? Bu tarz böyle hani çok bilindiği zannedilen ama hiç bilinmeyen şeylerin cevabını hala arayacağım sizden. Dikkatli olun. Peki sonlara doğru mu bitti senin için yoksa sen finalde bir kapanış yaptın mı? Zaten finaldeydim ben. İki Sen kişi ikinci kaldı. oldun. İkinci oldum ben. Yani final işte final gününe kadar bekledik. Son işte halk oylaması vardı. Halk oylama sonucunda Turabi abi birinci oldu. Hiç şey diyor muydun mesela yani ya insan bir kenara köşeye çekilir şunu der yani abi benim hakkımdı ya ama ne yapayım yani. Eyvallah. Aynen öyle diyorsunuz. Hayır. Aynen öyle diyorsunuz. Sizin gibi düşünen çok insan var. Biz bir sokak röportajına çıkıyoruz. Benim böyle bir ekibim var. Onlar böyle bir Avatar kıvamında, bir Matrix kıvamında sokak röportajına çıkıyorlar. Halkın içine iniyorlar. Ve seninle ilgili bir Survivor araştırması, hatta genel bir araştırma yaptık. Bakalım insanlar neler diyor. Enteresan. Survivor mu, maceracı demek değil miydi?
Hani derler ya adaya gitseniz yanınıza alacağınız üç şey diye. Herhalde onun gibi bir şeydir. Fransızca olabilir ya. Veya Flemence falan mıdır nedir? Hayatta kalan demek. Survivor. Bence insanların yaşamak istediği ama yaşayamadığı yaşam. Survivor iyi bir şey olsa gerek. Eğitici şeyler izliyoruz genelde Survivor gibi. Gökhan kardeşimiz yani güzel bir insan. 10 numara. Nacizane bir insan yani. Anlatmakla şu an bitiremeyiz. Ya bulut gibi bir insan. Ya bir yaşam biçimi, hayat felsefesi. Yakışıklı mankendi zaten eskiden. Selena'da oynuyordu. Evet, çok seviyorum onu. Hareketleri, tavırları. Bence Gökhan haklı. Vücudu güzel. Turabi hiç sevmiyorum. İyi biridir. Tişörtü yırtılıyor güzel. Hayranıyım kendisinin. Bir kişiyle oldu herhalde. Turabi'yle olmuştu galiba. Tabii ki Gökhan haklı. Ben onu tutuyordum aslında. Onun birinci olmasını istiyordum da. İkinci oldu. Turabi'ye yenildi. Turabi baştan aşağı yanlış. Aynen. Diye, bence de Gökhan haklıydı diyoruz. Orada yarışmayı gerçekten hak ettiğini düşündüğüm tek kişiydi. He, Gökhan da iyiydi. Yani ben Turabi'yi tercih ederdim. Şöyle oynaması var ya, şöyle bak. Şöyle. Şöyle. Bir dakika, o ne, galibiyet dansı mı? O her oyundan sonra işte kendince danslar yapıyordu. Kime nispet? Onu. İşte kimi yeniyorsa o şekilde. Nasıl bir şeydi o? Ne? Yapıyordu bir şeyler. Sen hayır, orada bir müzik duymuyordun. Ne hissediyordun onu yaparken? Ben hiç görmüyordum ki. Yani ben gözlerimi kapatıp, herkes gözlerini kapatsın ve şöyle yaptığını hissetsin. Böyle bir bakkala girdiğinizi düşünün. Neydi bu? Yani neyin hıncı bu? Yani ki kendince bir tarzı vardı. Oyunlardan sonra ben zaten işte oyun final yaptıktan sonra ben direkt dönüp bencime gidiyordum. Hiç hani arkada yaptığı hareketi bir gün olsun görmedim. Sadece bir oyunda bir laf atmıştı. İşte hani böyle bacağını almıştı, şöyle ben çalayım sen oyna falan Allah dedi. Allah Allah. Ben çalayım sen oyna. Ben oynamam kardeşim, söylerim demiştim. Bir tek onu hatırlıyorum yani. Hani onun dışında yaptığı hareketlerin hiçbirini hani görmedim. Survivor muhabbeti çok ciddi bir muhabbet, ciddi bir parkur. Oraya sonuçta bir emek harcadın. İnsanların çok da izlediği bir program. Yani aslında acı çekerken bir yandan ekran karşısındaki insanları da eğlendiriyorsun, farkında değilsin. Yani sen o dansları yaparken insanlar çok daha farklı tabii şeyler düşünüyor yani acı çekerken. Ya biz orada nasıl gözüktüğümüzü bilmiyorduk zaten. Ben şimdi bir hafta... Hiç izledin mi programdan sonra? Dün izledim bir programı, biliyor musun, sadece de geldiğimden beri. İşte birkaç aklıma takılan bir oyun vardı. Sona doğru mu, başlar mı? Kaçıncı bölümde bir şelale ödülü kazanmıştı. Dün o denk geldi. Şelale ödülü ne demek? Ya işte bir ödül kazandık, şelaleye gittik. Orada yemek yedik, köfte artık neyse. Vah! Tabii o kadar açlığa... Tabii. Abi, böyle bir açlık yok ama ya. Hani nasıl yansıdı bilmiyorum da. Hani orada biz hep deriz ya işte açlıktan ölüyorum falan filan diye. O hiç çok ötesi bir şey yani. Hiç şey endişen oluyor mu ya? Mesela hani çok acıkan insan bir anda yemek yer ve kilo alır ya. Hiç öyle endişen oluyor mu? Mesela iki tane 10 litrelik suyu tahtaya bağlayıp hayır hep zayıf kalacağım falan. Yok. Formunu nasıl korudun? Evet, formunu nasıl korudun? Her sabah kalktığımda zaten ben direkt hem afyonum patlasın diye direkt suya atlıyordum ben. Ya peki bir yüzerek işte sınav çekerek kendimce hani artık o gücümün yettiğinde, çünkü orada hakikaten hiç gücünüz kalmıyor. Yani şöyle yumruk sıkamayacak hale geliyorsunuz. Orada işte elimden geldiğince sınav çekerek falan bir şeyler yapmaya, formda kalmaya çalışıyordum. Hiç şeyi düşündün mü? Yani mesela aç kaldın, yarışmaları kazanamadın, yemek vermiyorlar vesaire. Böcek yedin mi? Yok. Yiyen var mıydı hiç? Ya abi dayanamıyorum deyip kara fatmayı kırıp yiyen. Yoktu. Çok fazla öyle çok hani aşırı böcek yoktu. Ne bileyim işte akrep makrep çok vardı. Yeniyor mu akrep? Yeniyor mu akrep? Yok sanmıyorum. Yani yenmez abi. Hayır yani şey, vahşi hayat, işte ada hayatı bilmem ne falan filan. Aç kaldın hiç yani. Ben şeyi merak ediyorum. Abi, onu düşündüm yani. Yani şöyle söyleyeyim sana. Gecelerce uyandığımı hatırlıyorum. Ama gecenin vakti sizin izlediğiniz o işte baraka görüntüleri falan, biz uyurken hani gece görüştü kamera onlar. Ama orası zifiri karanlık aslında. Hani böyle gece artık böyle açlıktan böyle uyanıp
kalkıp böyle ne yapacak, hiçbir şey yok. Zaten palayla işte bir şey Hindistan cezi kesmeye çalışsan ışık yok, hiçbir şey yok. Aa evet. O şeyde sahile gidip oturup böyle saatlerce sabah olmasını bekliyordum yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.